Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Galallahu Teala fi kitabihil kerim. Estaînu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin bimâ kesebet rahîne illâ ashâbel yemîn fi cennâtin yetesâelûn. Anil mücrimîn mâ selekeküm fî segar ilâ âhiril âye sadakallâhu l-azîm. Ve gâlel-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İzâ dehele Ramazan fütihat evvâbul cenne ve gulligat evvâbun nâr ve sülsületiş şeytan sadaka Resûlullah fî mâ gâl. Sevgili büyüklerim, evvela kıymetli seyircilerimiz, biliyorsunuz her gün bir hoca arkadaşımızla elhamdülillah hem mescidimizde gerek kanalımızda FMTV aracılığı ile biliyorsunuz halkımıza her gün iftar öncesinde 15-20 dakika iftardan sonra teravih sohbeti için halkımızla buluşuyoruz. Sizlerle buluşuyoruz. Öncelikle Rabbim anlatacaklarımızdan amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Elhamdülillah, her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında Mevlamızın bizlere bahşetmiş olduğu kürsülerden, vaazlardan, gerek sahur programları, iftar programları ve gerek teravih sohbetleri ve gerek diğer organizelerle, merasimlerimizle, icazetlerimizle şükürler olsun, çok güzel, çok hareketli, çok heyecan dolu bir atmosferli Ramazan ayını Rabbim bizlere nasip eyledi. Evvela Rabbimize bu imkanı bizlere yarattığı için ve yaşattığı için binlerce kere teşekkür ediyoruz. Rabbimize şükrediyoruz. Mevlamız buyuruyor ki beni çokça hatırlayın, bana çokça şükredin ve beni çokça hatırlayın. Rabbimiz buyuruyor. Ve fezekkir ve inne zikra fe inne zikra tenfa'ul müminin. Hatırlatmak, zikretmek, insanlara anlatmak, Rabbimiz buyuruyor ki menfaat vericidir. Sizin menfaatinize olur, sizin faydanıza olur buyuruyor. O yüzden bugünlerde özellikle kanalımıza da aynı şekilde programlarımıza da çok sık mesajlar geliyor. Hocam, bizler de tabii ki de hocalık olarak değil de genel olarak hocalarımıza şu tür mesajlar çok geliyor. Hocam, Ramazan ayında neyi tavsiye ediyorsunuz? Ramazan'ı nasıl geçirmeliyiz? Bu tür daha çok ağırlıklı mesajlarımız geliyor. Bizler de evvela Ramazan sabır, ikram, paylaşma, birlik beraberlik, Kur'an, oruç hepsini içinde bulunduran ve en önemlisi Rabbimizin Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr diye ifade ettiği Kur'an-ı Kerim'inde Hatta Kur'an-ı Kerim'inde adına sure verdiği Kadir Gecesi gibi bir geceyi içinde bulundurması hasebiyle Ramazan bizler için biliyorsunuz 11 ayın sultanıdır. 11 ayın sultanı derken bunu tabii ki de bir tekerleme olarak dilimizde aşina olmuş bir sembol ifade olarak 11 ayın sultanı Ramazan derken buraları zerrelerimize kadar anlayıp neden 11 ayın sultanı? İşte içinde bulundurmuş olduğu bu güzellikleri Mevlamızın rahmetinin ve merhametinin sınırsızca insanlara nakşedildiği bir geceden, bir aydan bahsediyoruz sevgili seyircilerimiz ve kıymetli cemaatimiz. Bu da nedir? Tabii ki de Ramazan ayıdır. İşte aslında budur Ramazan'ı Ramazan yapan, Ramazan'ı kıymetli yapan. Bir başka ifadeyle Efendimiz buyuruyor ki, hemen vaktimiz çok kısıtlı, ayetlerimiz var, hadislerimiz var tabii ki de ama Efendimiz buyuruyor ki, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i bolca okuyun, çokça okuyun. Neden diye sorulduğunda, çünkü diyor, ben öyle yaparım. Ben Ramazan ayında özellikle Kur'an ayı olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'imizi çok okurum. Ben şimdi biraz burayı açmak istiyorum sevgili büyüklerim evvela, hepinizden müsaade alaraktan. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bizlere Rabbimizin aslında bahşetmiş olduğu yüce kitabımızdır.
Bizler, hocalarımız her zaman şöyle der. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e, ülkemiz çapında söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'e çok büyük bir sevgi var, çok büyük bir saygı var. Buna yok dersek halkımıza, ülkemize hakaret etmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'imiz her zaman en üst raflarda, tozlanmayan yerlerde, her zaman güzel muhafaza ediliyor, çerçeveletiliyor. Bazı yerlerde levhalarımız, musaflarımız, her zaman olduğu gibi camilerimizde, evlerimizde, illaki her yerde tabii ki de Kur'an-ı Kerim'e bir tazim, bir hürmet, bir aşk, bir sevgi mutlaka var. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim olarak değil de gerçekten Mevlamızın içinde bizlere buyurmuş olduğu ayetleri ne kadar yaşıyoruz veya ne kadar hayatımıza tatbik ediyoruz veya ülkemizde ne kadarı yaşanılıyor, burası işte burada bir ufak sıkıntımız var. Yani burası maalesef az önce bahsettiğimiz kadar, yani Kur'an-ı Kerim'imize olan sevgimizden, saygımızdan burada biraz maalesef sıkıntıya düşebiliyoruz. İnşallah Rabbim hayatımızın tamamında Kur'an-ı Kerim'i yaşamayı nasip eylesin. Tabii bir şeyleri isterken sizler de biliyorsunuz ki evvela Rabbimizin kün feyekün demesiyle, Yasin-i Şerif'te biliyorsunuz son sayfada malum bu ayet-i kerime, Rabbimizin ol demesiyle her şey oluverir ama Efendimiz'den bir gün dua istediğinde Hazreti Ömer Efendimiz olması lazım. Hazreti Ömer Efendimiz demiş ki ya Resulallah bana çok dua et, bana çokça dua et demiş, çok duaya ihtiyacım var dediğinde Efendimizin şu ifadesi çok manidar. Efendimiz buyuruyor ki ya Ömer ben sana dua edeceğim ama sen de duama yardımcı ol. Burası çok önemli. Yani her şeyi istemek, yapalım, amin diyelim, dua edelim, hocam dua et, işte arkadaşım dua et, birbirimize dua edelim. Tabii ki de bunlar olmazsa olmaz. Rabbimiz buyuruyor, duanız olmasa ne işe yararsınız buyuruyor başka bir ayet-i kerimede. Tabii ki de dua her zaman bizim olmazsa olmazımız olacaktır ama Efendimizin bize öğretmiş olduğu, sizler de duanıza yardımcı olun. Yani kimden dua istiyorsan sen de onun duana yardımcı olmak. İşte buradan bize Kur'an-ı Kerim'de de ifade ettiği gibi insan için ancak çalıştığı vardır. Biz Kur'an'la alakalı, Kur'an konusuyla alakalı ifade ediyoruz biliyorsunuz. Biz Ramazan'la alakalı, biz Kur'an-ı Kerim'le alakalı, biz Allah ile olan muhabbetimizde, Allah ile olan barışıklığımızda ne kadar çalışırsak bize o kadarı verilecektir. Her zaman bunu hatırlatmakta fayda var. Biz ne kadar adım atarsak Mevla'ya, Mevla bize o kadar adım atacaktır ki Mevlamızın rahmetinin ve merhametinin sınırsız olduğu bu günlerde biz inşallah bir adım atarsak Rabbimiz bize kendi himayesinde 10 adım, 100 adım, 1000 adım, 10 bin adım yaklaşacaktır. Bu bilinç, bu inançla ya Rabbi ben bu kadar yapabiliyorum, ben bu kadar isteyebiliyorum. Ben senden bu sene Ramazan ayında bir karar alalım ve her sene olduğu gibi Ramazan'ın biliyorsunuz son 10 günü itikaf deniyor. Efendimizin hayatında da uygulanmış olduğu bir sistem. Nedir bu itikaf? Kendini belli bir yere adapte ederek mescid olur, medrese olur, Kur'an kursu olur, kendine tahsis ettiğin bir oda olur. Burada kendini son 10 gün hesaba çekmek, masaya yatırmak, kendini ameliyata almak dediğimiz itikaf olayı. Ben çok detayına girmeyeceğim. Diğer günler hocalarımız bundan biraz bahsetmişti. Ama sadece şurası önemli bizim için. Bir karar alalım. Nasıl bir karar? Bu Ramazan Kur'an-ı Kerim okumakta hiçbir sorunum kalmayacak inşallah. Bu Ramazan kötü ifade kullanmayı eğer varsa ağzında, dilinde, insanlarla hasbihal etmende, konuşmanda, varsa kelamında bir sıkıntı, ben bu sene inşallah Ramazan'da kötü söz kullanmayacağım. Yani Ramazan'da aldığım kararlardan bir tanesi. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okumayı biliyorsam manasıyla her gün bir cüz okumaya çalışacağım ya da bir sayfa okumaya çalışacağım. Ve bunun gibi, bunu çoğaltarak Ramazan'da en az bir hatim yapmaya çalışacağım gibi insanoğlunun mutlaka Ramazan ayında bizden istenen, hazır Efendimizin buyurduğu gibi başta da Hadis-i Şerif'te okuduk sohbete başlarken, اِذَا دَخَلَ رَمَضَانْ فُتِحَدْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Birinci madde değil mi? Sizler de biliyorsunuz, çok sıkça duyduğunuz Hadis-i Şerif Ramazan ayında. Ramazan ayı girdiği zaman فُتِحَدْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Efendimiz buyuruyor, cennetin kapıları ardına kadar açılır. Elhamdülillah. Yani bu ayda ölen,
ya da bu ayda eğer gömdüğümüz ya da diğer tarafa gönderdiğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz, eşimiz, dostumuz varsa inşallah öyle umut ediyoruz ki cehennem azabından mahrum kalacaktır. Efendimizin ifadesinden yola çıkarak. Ve diğer bir ifade yine hadisin devamında ve gulligat evvabun cehennem. Evvabun nar diğer bir ayet-i kerime, diğer bir hadis-i şerifte cehennem kapılarının da sonuna kadar Efendimiz buyuruyor kapatılır. Yani bu ayda azap yok. Bu ayda aslında buradan çıkan ifade bu ayda sadece merhamet var. Bu ayda sadece rahmet var. Bu ayda ceza yok. Bu ayda şiddet yok. Bu ayda elem yok. Bu ayda acı yok. Burayı güzel aslında hadisin müfessirinde yani müfessirlerimizin açıklamış olduğu ayetlerde buradan açıklanan muhaddislerimizin hadislerden açıkladığı buradan bize anlatılmak istenen tam manasıyla budur. Ve diğer hadis-i şerifin devamını da ve sülsileti şeytan diyor Efendimiz. Yani şeytanlar da biliyorsunuz zincirlere vurulur. Yani bağlanır. İnşallah Rabbim gerçekten Ramazan-ı Şerif ayını bir mümin olarak bizlerden, İslam coğrafyasında yaşayan Müslüman bireyler olarak bizlerden nasıl idrak etmemizi istiyorsa Rabbim, ayet-i kerimelerinde ve hadis-i şeriflerinde Efendimiz biz ümmetinden nasıl bir Ramazan heyecanı istiyorsa Rabbim o heyecanımızı tüm zerrelerimize nasip eylesin. Allah sizlerden razı olsun. Devam etmek gerekirse az önce de ifadede ayet-i kerimede de bahsettiğimiz gibi Rabbimiz bizden bu ay hazır şeytanlar bağlanmış ve biliyorsunuz bir insanın nefsini terbiye etmesinin en büyük şartlarından yani en büyük yollarından biri zikir. Biliyorsunuz nefsin en ağrına giden ibadetlerden birisi zikir. Diğeri de açlık derler büyüklerimiz. Biz Ramazan ayında inşallah zikrimizi tabii ki de çekiyoruzdur ama biz Ramazan ayında en azından açlığımızla nefsimizi terbiye etmemiz diğer aylara nazaran daha kolay olacaktır. Değerli büyüklerim, değerli seyircilerimiz. Bu anlamda hazır nefislerimiz aç, midemiz aç ve Mevlamızın bizden istemiş olduğu bir haldeyiz. Mevlamızın en hoşuna giden koku biliyorsunuz misk. Efendimiz buyuruyor oruçlunun ağız kokusudur diyor Efendimiz. O yüzden hazır Mevlamıza en yakın böyle bir birlik beraberlik yani Mevlamızla bütünleşme yakalamışız. Hazır şeytanlarımızla bağlanmış. Rahmetin bol indiği aydayız. Duaların bol edildiği aydayız. Paylaşmanın, ikramın, birlik ve beraberliğin, iftarların, sahurların bolca yapıldığı bir aydayız. Şükürler olsun. Bu ay mutlaka kendimize olan kalitemizi bir adım daha öne tutmak zorundayız. Bir adım daha atmak zorundayız. Kendimizi mutlaka tazelemek zorundayız. İnşallah Rabbim bizlere nasip eylesin. Şimdi ayet-i kerimeye dönecek olursak çok kısa bir vaktimiz kaldı. Hızlı hızlı manalandırmaya çalışayım. Öncelikle Rabbim cehennem ehlinden bizleri muhafaza eylesin. Ama Kur'an-ı Kerim'de sizlerin de çok sıkça bildiğiniz gibi cennetliklerle cehennemliklerin bir kıssası anlatılır. Çok duymuşsunuzdur illaki hadis-i şeriflerde, sohbetlerde, hocalarımızdan, büyüklerimizden, illaki büyüklerimizden illaki duymuşsunuzdur. Ben çok kısa onu hemen sizlerle tekrar paylaşayım. İnşallah buradan seyircilerimize de paylaşalım. İlla ashabel yemin diye başlıyor ayet-i kerime. Fî cennâti yitesâlün. Soruyorlar. Cennettekiler cehennemlikleri soruyorlar. Çok hızlı hızlı anlatıyorum ki bu maddeleri sizler yapıyorsunuz ya da bizler yapıyoruz diye değil de bu anlatılanlardan yani cehennem ehlinin söyleyeceği ifadelerden kendimizi mutlaka koruyalım. Bunun için inşallah sizlere zikrediyoruz tekrardan. Anil mücrimin durumlarını soruyorlar. Yani onların durumu, bulunmuş oldukları hal, girmiş oldukları cehennem. Mâ selekeküm fî sekar diyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz. Rabbimiz buyuruyor kıymetli büyüklerim. Sadece bizim hocamızın herhangi bir büyüğümüzün yazdığı kitap falan değil. Bizzat Kur'an-ı Kerim'den en yüce kitabımızdan bahsediyorum. Mâ selekeküm fî sekar diyor ayet-i kerimede. Sizi Sakar cehennemine sokan nedir? Sakar cehennemde Rabbim Efendimizin
şerrinden muhafaza, özellikle muhafaza istediği bir cehennemden bahsediliyor, Sakar cehennemi. Bu cehennem buradakilere soruluyor. Yani sizi buraya düşüren nedir? Siz ne yaptınız da dünyada burada bu şekildesiniz diye cennettekiler soruyorlar. İlk madde. Galü diyorlar ki kimler diyorlar? Tabii ki de cehennemdeki bu Sakar cehennemine düşmüş olanlar söylüyorlar ki Rabbim bizleri her zaman muhafaza eylesin. Ehlimizi, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu inşallah. Galü diyorlar ki lem nekümnel musallim. İlk soru, ilk cevap. Biz namaz kılıcılardan değildik. Bu illaki 5 vakit namaz değil. Tabii ki de bu ilk maddedir ama biz alnımız secde görmedi. Biz namazı seven bir cemaat, biz namazı seven bir toplum, namazla uzaktan yakından bağlantımız yok demektir. Bu ki sizler buraya gelerek aslında burada şu an bu mescidimizde bulunarak elhamdülillah namazla olan barışıklığınızı bir anlamda gösteriyorsunuz. Rabbim bunu da muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin. Alnımız secde görmezdi. Rabbimizle bu şekilde bir irtibatımız yoktu ki biliyorsunuz namaz Rabbimizle olan bir bağımızdır aslında bizim. Bir hasbihal yerimiz, istişare yerimizdir eğer tadını alabilirsek. Biz bundan uzaktık. İlk cevap. Diğer devam ediyor diğer ayet-i kerimede. Hemen devamında açıp bakabilirsiniz. Müddessir suresinin son ayetleri. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ Biz miskin doyurmayı da sevmezdik. Biz miskinleri de yedirmezdik. Biz paylaşmayı, ikramı, yemeği, yedirmeyi bizler bilmezdik. Bizler sevmezdik. Biz kazanır, kendimiz yer, kendimiz harcar, kendimizi tüketirdik. Kendi kazandığımız kendimiz tüketirdik. Asla paylaşmayı, miskin yedirmeyi, yetim yedirmeyi, işte birine bakmayı böyle bir alışkanlığımız yok. Tabii ki de Rabbim bunu bizlere niye söylüyor? Tamamen dünyadayken tabir caizse hani derler ya kulağına su kaçırıyorum. Bizlere Rabbimiz bunları defaat kere Kur'an-ı Kerim'in tamamında da olmasa bazen böyle cehennem ehlinin düşmüş olduğu halleri Kur'an-ı Kerim'de böyle bazı sayfalarda ara ara bizlere veriyor ki onları unutmayalım. Çok cennet ayeti var. Çok müjdeleyici ayetler var. Bunlar sadece aralarında denk gelen cehennem ehlinin durumlarını anlatan ayetlerden bir kısmıdır ki dediğim gibi bizler bunları bilelim. İnşallah ona göre de davranışlarımızı, hayatımızı sürdürelim. İnşallah ezan vakti yaklaşıyor. Ben hemen hızlıca devam edeyim. En önemli noktalardan bir tanesi de وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ İşte burası şu an günümüzü en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi. Biz diyor onlar, batıla dalanlarla beraber daldık. Bakın bu ifade çok önemli. Biz yanlışa dalanlarla beraber daldık. Sormadık, böyle gördük, böyle yaptık. Araştırmadık, böyle haber geldi, öyle hareket ettik. Günümüzün en büyük imtihanlarından, en büyük halkımızın, başta bu fakirin olmak üzere düşmüş olduğu durumlardan, hallerden bir tanesi. Maalesef çenemizi tutamıyoruz. Maalesef her denilene inanma durumumuz çok yüksek. İnşallah Rabbim bundan da bizi muhafaza eylesin. Son ifadeyi söylüyorum, bitiriyorum. Ve künler nükerdi bu bir ümiddin. Biz ahiret gününü, din gününü, yani öldükten sonra dirilmeyi, kıyameti, mahşeri, biz o elem verici günleri de her zaman yalanladık. Hiçbir zaman da bunlara inanmadık. Her zaman bir şeyler bize anlatılmaya çalışılsa da biz onları kulak ardı ettik. Biz onları görmezden geldik, duymazdan geldik. İnşallah Rabbim bundan da bizleri muhafaza eylesin. Bu Ramazan-ı Şerif ayında başta da ifade ettiğimiz gibi çok güzel günlerin, rahmetin ve merhametin biliyorsunuz Efendimiz buyuruyor başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden berat olan Ramazan-ı Şerif'in mağfiret günlerindeyiz. Rabbimizin bolca merhametinin olduğu günleri yaşıyoruz. Rabbim inşallah zerrelerimize de bu günleri hissetmeyi, bu rahmeti ve merhameti hissetmeyi bizlere de nasip eylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selametle kalın. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Selamünaleyküm.